Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Programımızın startını verdik hakikaten. Ama canlı sen canlı. Sözü bitirdin. Ondan sonra müzikte ne vardı? Zurna. Evet. Zurna başka? Zurnamız, davulumuz. Sonu çok güzel ya. Değil mi? Zurna çok güzel böyle. Hakikaten. Halay zaten. Halayda zurna şat. Böyle güzel bir halay çekiyor. Evet. Şöyle seni öpüyorum. Hoş geldin. Ediyorum. Günaydınlar. Seni şöyle yerine alıyorum. Kırmızı giyinmişsin. Evet. Fatoş.
Tam da dekoruma uygun böyle, tabaklarıma uygun. Teşekkür ederim. Zafer'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle zurnalarla, ne derler, davullarla. Davullarla, zurnalarla güzel bir açılışımızı yaptık. Güzel bir çalışma. Evet, Fatoş Eren dedik. Şöyle bir Ekin TV izleyenlerine de günaydın diyelim, iyi haftalar diyelim efendim. Aynen öyle. Ekin TV ekranlarından herkese günaydınlar, mutlu haftalar. Bol kazançlı, bol bereketli bir hafta olur inşallah. Bol güneşli, artık yaz da geliyor, cemireler düştü. Değil mi? Yaz da geliyor evet. Artık böyle. Dopdol bir gün sizlerin olsun, güzel bir gün sizlerin olsun. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Yine iki değerli, birbirinden değerli ve kıymetli iki isim bugün haftanın ilk gününde kahvaltı masamın konukları olacaklar. Fatoş Eren hanımefendi sesi, hanımefendi yüreğiyle Türk Halk Müziği'nin gerçekten güçlü isimlerinden. Şöyle bir yakışıklı beyefendi yanında Zafer Toprak bizlerle birlikte olacak. O sizin güzelliğiniz. Türk Halk Müziği'nin hem yakışıklı beyefendisi hem efendi beyefendisi hem teşekkür bir güçlü yorumcusu. Birazdan güzel eserlerini, İnşallah. Güzel türkülerini dinleyeceğiz. Şöyle kahvaltı masamın sizlerden değerlendirmesini alayım. Tabii. Nasıl buldunuz? İşte haftanın ilk gününün ilk kahvaltı masası. Evet, ben onu açıklamak Yaşar'cığım istiyorum. Şöyle bir yakından çekelim. Ben şimdi stüdyoya geldiğimde şaşırdım. Aha. Gerçekten çok emek vermişsin Yeliciğim. Evet. Ellerine sağlık. Ellerimle hazırladım, kendim yani hazırladım. Yani bu senin konuklarına olan saygını gösteriyor. Tabii ki, kesinlikle. Ve izleyicilerine olan gerçekten tebrik ediyorum. Bravo. Tabii. Çok benim kahvaltı sponsorum evet. Gökhan Et ve Tavuk Şarküterisi. Nerede oturuyorsun Keremciğim? Zafer. Ay Zafer. Pazartesi sendromu değil mi? Normal doğal. Pazartesi sendromunu atacağım olsun. Bak üzerimde hala. Estağfurullah. Bahçelievler. İstanbul'dayım. Bahçelievler. Sen oturuyorum. Çok güzel. Fatoş'cum sen nerede oturuyorsun? Ben de Kağıthane. Kağıthane'de oturuyorsun. Eyvah eyvah. Avcılara uzaksınız. Uzak. İkiniz de uzaksınız. Benim kahvaltı sponsorum. Şurası zaten. Yakın. Buraya da gelmişken o zaman yayından sonra sizi Avcılara göndereceğim ben. Gökhan Et ve Tavuk Şarküterisi'ne. Benim kahvaltı sponsorum. Şu anda da bizleri izliyorlar. Gökhan Ferhan Akalın Şarküterisi Et ve Tavuk Pazarı'na. Selamlarımızı gönderelim. Naci Altın, sevgili Türk Halk Müziği'nin Saray Nur hanımefendisi. Hı-hı. Saray Nur ablacığımın eşi aynı zamanda. Taze taze böyle kaymağımızı getirdi, simitlerimizi getirdi falan böyle. Az yağlı, light peynirimizden getirdi falan. Her şey taze taze. Gökhan Et ve Tavuk Şarküterisi. Adreslerini şöyle bir hatırlatalım izleyicilerim. Deniz Köşkler Mahallesi, Gümüş Pala Caddesi, numara 96 Avcılar İstanbul. Telefon numaraları alan koduyla birlikte 0212-593-54-42 Avcılar'da ikamet eden Ekin TV izleyenleri şey diyorlar. Yeliz Akali sabah keyfinin müdavimiyiz. Hani bağımlısıyız bu programın diyorlar efendim. Tam tamına %20'lik bir indirimle kahvaltılığınızı, her çeşit kahvaltınızı taze taze, keçi boynuzu, harnut pekmezi kendi ürünleri efendim. Kaymakları kendi ürünleri, peynirleri, zeytinleri kendi ürünleri, kendi mamulleri, kendi üretmiş olduğu mamuller. O yüzden kahvaltılığınızın yanı sıra şöyle bir bakalım. Kartıma, bonfile, kuşbaşı, kuzu pirzola, pileç, pileç bot, yoğurt, yumurta ve günlük kaymağınız efendim. Her şeyinizi taze taze alabilirsiniz. Gökhan Et ve Tavuk Şarküterisi tekrardan selamlarımızı gönderelim. Bugün sevgili izleyenler ulaşamayacaksınız bize. Çünkü 39-29 sistemimiz vardı, SMS sistemimiz vardı. O geçici süreliğine ne derler? Değil mi Yaşar'cığım? Geçici süreliğine kullanamıyoruz, kullanılamıyor. Ama sizler yine de Facebook ve Twitter sayfalarımıza yazlarınız efendim. Ben 39-29'a yazın diyorum. Evet. Bazı izleyicilerimiz Twitter'a yazıyorlar, Facebook'a yazıyorlar duyurulan şeylerini. Bir şekilde ulaşıyorlar. Bir şekilde evet. Ulaşıyorlar ve ben bunları yayından sonra okumak durumunda kalıyorum. Hı. Şu anda sistemimiz yok ama siz yine de yazmayınız efendim. Çünkü laptop yok gördüğünüz gibi. Karşımda değil laptop. Değil mi? Evet, kahvaltı masamın değerlendirmesi. Fatoş'um 10 üzerinden kaç veriyorsun bana? 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü çok şık gözüküyor, çok güzel. Her şeyi ele al şekerim, sadece gerçekten, tabakların üzerindeki de dekora bak şöyle. Ya her şeyle, her şeyle diyorum zaten. Her şeyle. İnanın her evet, şeyle. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 veriyorum. 10 veriyorsun. Zafer'cim evet. 10 üzerinden? Verdim. 10 veriyorum. Hatta 100 veriyorum çünkü... Bugün gerçekten... çok bonkörler. Hayır bonkörlükte değil. Çok emek var. Evet. Yani burada bir manevi bir ortam var, hazırlamışsınız. Evet. Bu gerçekten hem evet. Konuklarına hem de izleyicilerine olan saygıdan. Yani 10 üzerinden 10 tabii ki hak ediyorsun. 10 üzerinden 10. Evet. Şimdi pazartesi sen durumu dedik. Pazartesi sendromunu hem ama ben... Ama sözünü böldüm, özür dilerim. Pastırma nerede, sucuk nerede? 10 üzerinden 5'e indim. Sabah bir dakika. Şaka yaptım. Bir dakika, sabah pastırma mı yiyorsun? Koku yok, yemiyorum. Bana kovutacağız ha. Yok, şaka yaptım. Sabah sucuk mu yiyorsun bak, sen? Kendi kendimi rezil ettim. Bir dakika. Zafer Toprağı, annesi canlı yayına bağlansın. Annenin adı neydi? Hayri Nisa, ha. Hayırlı insan. Hayri Nisa teyzeciğim, sen oğluna pastırmalar, böyle sucuklu yumurtalar falan mı yapıyorsun sabah? Bak oğlun alışmış. Yok yemem vallahi.
Pastırmayı kim bulmuş ki? Çekim kaybetmiş gibi. Hayır, kaybolmasından şeyinden değil ama şaka, ben şaka, tabii. Yapamıyorum yani sabahın erken saatinde bir de. Hayır, yapılır ama hani seyirci, ay seyirci diyorum, konuk nasıl yer yani? Olmaz canım, tabii şaka yaptım herhalde. Şu an her şey çok güzel. O işin esprisi mükemmel. Ama ben reklam arasında istersen iki tane kızartı veririm. Sağ ol, sen yaparsın abi. İstersen gerçekten. Deniz'le bugün tanıştım. Benlik. Gerçekten program vesilesiyle tanıştık. Çok samimi, çok candan. Teşekkürler. Dobra bir insan. Teşekkürler Zafer'cim. Evet, yayın öncesinde böyle bir fotoşum da öyle kesinlikle. İşte doğallık önemli yani. Canlı aynen. Yayında her an her şey olabilir. Bunu da ben sürekli izleyicilerime söylüyorum. Sürekli yani. Önceki yaptığım programda mesela canlı yayına bir dakika kala üzerime dekor düştü. Biz hiçbir şey yokmuş gibi ekranlarda böyle. Hani seyirciyle buluştuk tekrar. Her şey olabiliyor. Her ama şey doğallık olabilir. Çok önemli. Tabii konuk hasta olur, gelemez, konuksuz kalırsın. Onun aynen bir stresine öyle. Girersin. Aynen üzüntüsüne öyle. Gireceğim, ben ne yapacağım? Aynen öyle. Seyircilerin seni keza bekliyor. Keza da olmuştur. Olmuştur. Değil mi? Olmuştur. Konuğun günahı yoktur. Araba kaza yapmıştır. Değil başına mi? Bir iş gelmiştir. Her şey olur. Evet. Hani normal. İzleyiciler de bunu anlıyordur. Aynen öyle. Biz doğalız. Evimde misafirsiniz. Sabah kahvaltısına geldiniz. Bu kameralar bizim ışıklarımız oluyor. Işık olarak biz görmüyoruz. Evimin yani. Dekoru. evimin bir dekoru. Evimin bir dekoru. Şimdi Zafer'cim sen dedin ya hani pazartesi sendromu. Gerçekten ekranları öyle. Başındaki izleyicilerimizin bayanına, erkeğine, çoluğuna, çocuğuna, yaşlısına, gencine bu pazartesi sendromunu atalım üzerlerinden. Evet, benim üzerimde de vardı böyle sabah ilk uyandığımda. Sizlerde de vardı. Olur. Hep beraber o sendromu atacağız. Tamam mı Fatoş'cum? Atalım. Fatoş evet. Öyle bir bakayım. Ben daha uyuyorum. Fatoş çok mu acıktın? Kahvaltı masasında böyle şey yapayım. Bakıyorsun. Zaten bir falan. De gözlerinde uykulu böyle açamadım daha henüz gözlerimi. Gerçi şöyle hareketli bir şekilde başladık ama. Yok hareketli başladık. Yok şekerim. Yok. Evet. Sen sanatçısın, böyle hareketli bomba gibi olacaksın, böyle ışıl ışıl bakacaksın. Kameraya da öyle, bana baktığın gibi kameraya da öyle bakacaksın. Böyle pazartesi sendromunu hepimiz hep böyle. Sen bana elektrik vereceksin. Senden aldığım elektriği ben. Bana vereceksin. Zafer'e vereceğim. O elektrikler de bende toplanacak, hiçbirinize vermeyeceğim. Yok yok yok, sen yine güzel bakacaksın. Güzel türkülerimle ekrandaki izleyicilerimize güzel türkülerini, o enerjiyi vereceğiz. Pazartesi sendromu dedim, ben iki gündür solaryuma giriyorum. Evet. Ondan dolayı Yaşar'cığım belli mi, biraz kararmış mıyım? Ya teşekkür ederim. Şimdi ondan dolayı böyle bir hafif kulaklarımda falan böyle bir şey var. Yanma var. Hmm. Krem sürmeyi unutmuşum sevgili izleyenlerim. Bir tanelerim benim. Krem sürmediğim için böyle kulaklarımda hafif böyle bir kızarıklık var. Burnumun şu kenarlarında var. İnşallah böyle görüntü kirliliği oluşturmamışımdır. Yok. Onun sen böyle bir şey var. Evet, çok güzel. Çok teşekkürler. Senin de doğru bir seçim olmuş. Dekoru bildiğin için herhalde sen kırmızı giyindin değil mi? Vallahi dekoru bilmiyordum. Yani böyle geldim ama tesadüf oldu. Güzel oldu. Değil mi? Aynen böyle. Gayet de güzel. Arkanda böyle kırmızı, beyaz. Aynen, ondan sonra kıyafetin böyle. Evet, hanginizden başlayalım? Zafer'cim senle mi başlayalım? Fatoş'cum. Hanımefendiden başlayalım. Hanımefendiden başlayalım. Tamam, bayanlar öncelikle evet. Tabii ki. Bak, bak. Zafer ne kadar centilmen bir erkek. Teşekkür ederim. Albüm hayırlı uğurlu olsun. Allah çok utandırmasın. Ederim, kimlerle çalışın albümde? Albümde şimdi ben bu eserimi... Ben ilk albümü çıkartmıştım, Umut albümü. Evet. Fatoş Eren Umut albümü 2009'da çıkmıştı. Biz bunu Umut albümünden okumadık. Yeni şimdi hazırlayacağımız böyle single şeklinde hazırlamıştık. 3 eserlik böyle. Bu çalışmamızı biz Kenan Çallı hocamızla yaptık. Ve çok güzel bir çalışma oldu. Bundan ilk defa işte burada Ekin TV aracılığıyla sizlere duyurmuş oluyoruz ve eserlerimizi burada sizlere tanıtmış olacağız. Çok güzel. Kimlerle çalışın peki albümde? Yani kaç parçadan oluşuyor, kaç eserden üç oluşuyor? Üç eserin sözü müziği bana ait. Ooo, yani besteci yanımız da var yani. Evet, ilk albümde de zaten. Nerelerden, kimlerden yine onunla konuşacağız. Evet, babacığım. Evet, konuşacağız evet. Hangi müzik yapımından çıktı? Şu anda müzik yapımda çıkmadı henüz daha. Zaten taze, daha henüz fırından yeni aldık. Geldik. Daha bebek. Evet aynen böyle. Daha bebek doğmamış inşallah. Doğmamış bebek. Ay inşallah uğur getiririm. İnşallah inşallah. İnşallah. Peki neden 3 tane yapma kararı aldın? Şimdi yani 3 eserden oluşuyor. Hani genelde sanatçılar çok kalkmış sanatçıları değil mi? 10 tane 11 tane. 13 doğru yöresel, çok doğru. Değil mi? Onlar çok yapıyorlar. Yöresel, pop genelde böyle. Pop. Veya rock 4 parça, 3 parça single'da. Şimdi albüm çıkartmak gerçekten çok zor. Yani, anonim koyuyorlar falan. Evet, ben zaten ilk albümde anonim de koydum. Kendime ait yine 5 eser bana aitti. Sevgili aranjörümüze 4 eser de ona kendisine aitti, İnan Taç.
Şimdikinde de işte biraz şu anda toparlayamadık. Aslında devam edersek belki de bir albüm tam anlamıyla olacak inşallah. Şu anda kendim eserlerimi yapıyorum zaten. Bütün albümü kendime ait böyle bir albüm istiyorum öyle. Sözüm müziği bana ait. Sözüm müziği bana ait. Aynen. Her şey bana ait diyorsun. Evet. Anonim falan da koyabilirdin aslında. Aslen nerelisin Fatoş'cum? Aslen Amasyalıyım zaten Türk'ümüzde. Amasya evet. Ama hani böyle yöresel şimdi yaz da geliyor. Yaza evet. Doğru yapılan albümlerde. Ondan sonra değil mi Zafer'cim? Hani zaten zamanlar. Yöresel yörelerden hani repertuarımız geniş olsun diye. Coşkulu şarkılar işte, böyle. Coşkulu şarkılar böyle. Onları da alabiliriz çünkü önümüzde zaten zaman var. Belki bu sene içerisinde değil de seneye bomba gibi çok güzel bir albümle izleyicilerimiz karşısına çıkacağız inşallah. Değil mi? Evet. Zafer'cim sana dönüyorum. Zafer Toprak. Onun da yeni bir bebeği var. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Albüm hakkında konuşalım. Hangi yapımdan çıktı? Hangi müzik yapımdan çıktı? Kimlerle çalıştın? Aranjörlerini kimler yaptı? Söz müzik kimlere ait? Anonim var mı? Potpourri var mı? Falan böyle. Tabii. Soruların hepsini sordu. Evet. Sıra sende. Söz sende. Tamam. Türkçe pop rock tarzı benim albümü. Çok güzel. Taksim Müzik'ten dağıtımı yapıldı. Genel müzik dağıtım Taksim Müzik adı altında evet. Dağıtımı yapıldı. Albüm 2006 yılında çıkmıştı. Şimdi evet. 2012 yılında da Zafer Toprak Ay Gözün Kör Olsun isimli albümümüz evet. Çıktı. Evet. Ay Gözün Kör Olsun bir dakika bir araya evet. Girmek istiyorum. Şimdi burada bir resim var. Ay Gözün Kör Olsun öyle bir şey bakmışsın ki böyle deri bir deri bir ceket böyle tam evet. Motor şeyler olur ya böyle ne derler sürücüler olur ya öyle bir bakış atmışsın yani. Oysa motor hissemediğim bir şeydir yani. Şeyde bir tarzı farklı olmuş yani. Evet çok şaşırdı evet. Zafer'in burada ceket Zafer'i ceketle görünce böyle şaşırdım ya albüm evet. Kapağında bak bu daha böyle orada sportif baktınız. Daha böyle evet. Böyle karizma ondan sonra hani burada şey şimdi karizma gibi. Karizma değil mi? Şimdi de karizma olsun canım. Burada diyor ki hani ay gözün kör olsun. Ama bu resimde bu resme baktığın zaman albüm kapağının hani ismi olarak ay gözün kör aman olursan olur olmazsan olmaz. Böyle bir şey var. Evet, hani havası var. Havası evet. Var yani. Tabii ki şimdi burada ay gözün kör olsun ismini okuyunca hemen insanın aklına şu gelebilir. Hani ay gözün kör olsun aşkım veya sevgilim hani bir kişiye hitap ediyormuşsun evet. Gibi gelir. Evet. Ama aslında o ay gözün kör olsun ölüm kaybedilen bir sevgiliye kadere isyan demeyelim de haşa isyanlı haddimize tabii. Bir sitem. Dolu bir parça ay gözün kör olsun. Birazdan dinleyeceğiz belki de çok seveceksiniz. Söz müzik kime ait? Söz müzik değerli Ömer Faruk Güney. Birçok şarkı bildiğiniz sevdiğiniz şarkıların bestecisi kendisi. Bu albüm... dediğim gibi genel müzik dağıtım ve Taksim Müzik'ten. Hı hı. Taksim Müzik'ten 2006 yılında. Çok güzel. Aşk isimli albüm çıktı. Yani bu ikinci albümün. Çok bu güzel. Bu 2012'de çıkan evet ikinci albüm. Çok güzel. Bunda Ozan Doğulu ile birlikte çalıştık. Aa süper. Tabii Türkiye'nin en iyi müzik adamlarıyla yani. Evet. Tabii iddialı mısın? Zafer değilim. Toprak. Estağfurullah. İddialı. Şöyle iddialıyım şöyle diyelim. Evet. Müziğe emek veren herkes müziğin enleri hepsi evet. Mutlaka kendi çapında değerliler. Kenan Çallı dediniz değil mi? Evet, arkadaşım hocamız. Abim çok seviyorum. O da çok değerli bir hocamız. Hı-hı. Gerçekten Yeliz Hanım. Bak ortak yanlarımıza vermiş. Bak sen bir vermiş. Sunucusun. Evet. Ve gayet güzel şık yakışıyorsun. Ay, teşekkür ederim. Görev hayır bu şimdi şu insanlar şunu anlamasınlar. Yarın boğumuz oldu böyle bugün. Yeliz bırakırsan konuşacağım sus. Evet. İstersem söz hakkı veririm istemezsem vermem efendim program benim ona göre. Evet seni dinliyorum. Şimdi izleyicilerimiz de tabii ki bizim doğallığımızı ve samimiyetimizi tabii, hissediyorlardır. Evet. Biz, hani biz böyle, şunu evet. Düşünmesinler. Evet. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Anladın, hani çıkıyorlar ya programlarda sabah sabah böyle. Aman sen şöyle de olmasın. Ay yok. Canım senin ceketin çok güzel seninki ya. De şöyle falan. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Değerli Seda Sayan ablam bu işe emek vermiş ekranlarda sabahın köründe 6'da kalkıp yıllardır senin gibi bu saatlerde televizyon programına başlayan kibar abla vesaire vesaire. Onlar... kendi ölçüsünde mükemmel programlar çıkarıyorlar. Değil sen mi? De aynı derecedesin. Biz müzik yapanlar Ozan Doğulu da number one. Ozan abiden sonra çok hit aranjörler çıktı. Değil mi? Ortalık yıkılıyor. Ne güzel evet. Şarkılar, albümler yapılıyor. Bunların hepsini Ozan Doğulu mu yapıyor? Tabii ki. Değil. Tabii onun için ki. Çok yetenekler var. Hepsi çok değerli. Ama ben bu albümde Ozan Doğulu ile çalıştığım için çok şanslıyım. Kesinlikle. Buna da vesile olan
Zafer Doğulu, Seval Doğulu, halası ve amcası. Hı hı. Hatta yengesi Sevim Doğulu. Onlar çok da güzel izliyorlarsa onlara da buradan sevgilerimizi sunuyorum. Gönderelim. Ama güzel bir albüm çıkardık, güzel oldu. Ama iyi bir isimle, yani Ozan Doğulu gibi iyi bir aranjörle hakikaten çalışman o albümün bence var olan kalitesine kalite katmıştır tabii diye düşünüyorum. Kesinlikle yani. Şöyle söyleyeyim, 4 parça var, bu da single. Hı hı. 4 parça. Bir parçamı da tabii Suat Sakarya ile çalıştım. Diğer bir parçamı Hakan Sunul'la çalıştım. Hı-hı. Hani bu albümde sadece Ozan abi yok. Hı-hı. Suat Sakarya var, Hakan Sunul var. Konuşacağız. Ozan Doğulu var. Konuşacağız. Konuşuruz ya. Evet, hepsini konuşacağız. Zafer'cim senden bir şarkı isteyeceğim. Zafer, sevgili izleyenler, Zafer Toprak'ın sanatçı kimliğinin yanı sıra TV programcılığı, yapımcılığı sıfatında var. Çok güzel, evet, uydu kanallarında isim vermiyoruz çünkü reklama giriyor. Birçok kanalda çok güzel, başarılı programlara imzalar attım. Bunları konuşacağız. Korkuyorum, programı elimden alacak çünkü ben de dinliyorum böyle. O kadar güzel konuşuyor ki. Eğitim aldın mı sunuculuk ve spikerlik üzerine? Tamamen çünkü senin hakikaten gibi doğalım. Çok güzel senin konuşuyorsun. Gibi doğalım. Gözümden kaçmadı, bunları konuşacağız. Tamam. Biz şöyle güzel yorumla, güzel Ozan Doğulu'yla birlikte yaptığımız alalım bizden mı? Değildir. Aşka inanmayan, sevgiye inanmayan bizden değildir. Hadi bakalım. Bakalım bizden yeri değildir bir gel. Zafer Toprak!
Şimdi sen iddialı değilim diyorsun ama hakikaten burada yani bu şarkıda buram buram iddia kokuyor. Evet. Teşekkür ederim. Hakikaten iddia kokuyor. Çok güzel, bizden değildir. Sözü yani, kime aittin? Ömer Faruk Güney. Ha, çok aranjı güzel. Çalışmalarında Ozan evet. Doğulu'yla bir belli zaten. Aslında böyle. İddialıyım. Tabii ki bir işe girerken mutlaka iddialı olarak girmek lazım. Bak sen evet, ne kadar özgüvenli, iddialı giriyorsun. Tabii ki iddialıyım. Yıllarımızı verdik. 15 yıl emek verdik. Evet. Mücadele ettik. Biz gerçekten... Şimdi iki çeşit sanatçı kavramı oluştu artık Yeliz'ciğim. Buna çok dikkat et. Hmm. Bir, un kapanının tozunu yutmuş sanatçılar. Bir de daha un kapanının yüzünü görmeden şöhret olan sanatçılar. Bak ne kadar doğru. Tabii, tabii ki. Konuş Zafer Toprak, ne kadar doğru bir analiz. O un kapanına 1995'te bir adım attım. Kapandı, yıllar oldu. Hülya Plak, o zaman çok eski plak. Girdim çıkamadım. Aa. Yıl 2012, hala albüm var. Hani internetten patlayan sanatçı kardeşlerimiz, şarkıcılar. Yani sanatçı, ben de kendimi sanatçı olarak görmüyorum. Sanatçı olmak için uzun yıllar lazım. Evet. Çok tabii, emek vermek lazım. Gerekiyor. Öyle kolay kolay sanatçı ama olunmuyor. Ama sanatçı adayım diyebilirsin. Sanatçı tabii. Adayım tabii ki. Ben böyle diyeyim de halk beni sanatçı olarak kabul ediyorsa, değerli izleyicilerimiz, tabii. Onlar zaten beni kabul ediyorlardır. Belki de ekran başındakiler tabii. Diyorlardır ki en kral sanatçı da sensin. Belki de demiyorlardır. Her ikisine de saygı duyuyorum. Nasıl değil düşünüyorlarsa mi? Tabii ki saygı duyuyorum. Kesinlikle. Diyorum. Bugün İbrahim Tatlıses bile yıllarını vermiş bu sektöre. Tabii ki. İşin en zor mücadeleli o yollarının hepsini görmüş, hepsini yaşamış bir adam. Ben halkın karşısına çıktığı zaman o ceketini elip deyip ben diyor sizlerin şarkıcısıyım diyor yani. Tabii şarkıcıyım ki. Diyor tabii bak. Ki. Ne kadar yani büyüdükçe küçülmek işte. Hani yani. Ne kadar çok önemli mütevazi. Ama Yeliz biliyor musun? Sanatçı adam halk diyor desin diyor yani. Hani sanatçıyım demiyor, şarkıcıyım diyor. Ne kadar güzel zaten bir şey. Zaten Yeliz'ciğim bir şey söyleyeceğim. Bizi takip eden bir irade var. O da Cenab-ı Allah. Değil mi? Tabii ki. Bu ne inan? Gerisi değil vızıltı. Gerisi. Her şey vızıltı. Evet. Şimdi sen gerçekten yükseldikçe alçalırsan Mevla ona göre sana yol verir. Ya her şey valla boş. Her şey Allah'tan ya. Bu ne inan? Tabii ki. Rabbim takip eder kullarını. Önce bir yoklukla imtihan eder. Bakar isyan var mı? Sonra Rabbim der ki bir varlık, rahatlık vereyim, yükseltir. Bakalım beni unutuyor mu? Bundan Allah'tan gelip gittiğini benimsediğin zaman zaten otomatikmen her şey zincirleme peşinden geliyor. Buna inanmak lazım. Keşke işte kalbi kara insanların da keşke bunun farkına var, keşke böyle bu kavramların farkına varsalar evet, değil mi? Tabii hani Zafer'cim iyi niyetli olursun, sınanırsın ama yanlış görürsün, sana yanlış yapılır. Evet. Ama kalbimizi her zaman temiz tutalım. Kesinlikle değil mi? Çok önemli. İyi niyetli olalım ki karşımızdaki insana iyi niyet çok önemli. Çok yani önemli. Rabbim ne diyor? Söz ben kalplere vereceksin, bakıyorum. Tutacaksın. Tabii çok önemli. Ha, yani kimsenin arkasından konuşmayacaksın, kimsenin dedikodusunu yapmayacaksın. Çok önemli. Kimsenin günahını almayacaksın aslında. Sen ne kadar kalbini iyi tutarsan, sen ne kadar kalbini temiz tutarsan o Rabbim var ya, o kurban olduğum Allah sana bin mislisini verir, bin katını evet. Verir. İyiliklerin en güzelini verir. Ama sen hazımsızca, fesatça davranırsan o zaman bugün olmasa yarın mutlaka karşına çıkar. Aynen. Değil mi? Yeliz'ciğim bir şey dikkat edin. Kesinlikle evet. Çok doğru söylüyorsun. Aynen. Aklın yolu birdir. Şu güzel bayan sen misin bu adamın üzerindeki? Ay benim. Ay gelen geçen böyle. Ben konuklarımdan bravo tut. Bravo bütün. Bravo. Değil mi? Dikkat evet. Ettin. Hani yanlış güzel. Anlama. Kesinlikle. Kanala gelen çok gelenler çok benim değişik birisi. Hani, bardağı görmeye geliyorlar. Sanki nasıl diyeyim hani yabancı ülkede çok güzel Koç. Bir... Bu ne da, model? Bu, unuttum ama sabah. Çok incecik, çok sarı. Ne model şey derler bu var ya üniversite zamanı. Üniversite model. Zamanındaki top model. Top üniversite model. Zamanında çekindiğim, verdiğim bir pozdu. Fakülte zamanında ve burası da Kıbrıs, burası da şey bu arada. Şey harabeleri, ne harabesiydi ha, ya. Bak Salamis harabeleri. Ha Magosa'da Salamis harabelerinde çekinmiştik. Çok böyle birkaç pozumuz vardı. 10 numara birisi. Ama şey yıllar öncesinden yani. Hani burada şey küçük Junior'ım yani. En azından çok şey değil Yeliz'ciğim. Hani şu Facebook'ta resim veren kızlar var ya sen ay yok canım. Alın. Alın ne bileyim. Yok canım. Yok kesinlikle. Çok tuhaf resimleri görüyorum. O ne öyle çirkin. Sen yap. Ben yapamam erkek olarak. Böyle mi oluyor? Ya Allah ya. Ya hiç gerek yok. Bana yakışmaz bir kere yani. Ne kadar doğal tatlı şey. Bana senin yaptığın düşünsene. Alırız değil mi ne dediğimi? Biliyorum. Çok komik ya. Yok bize yakışmaz. Şimdi Seda abla çıkardı onu. Tövbe estağfurullah. Seda sen çıkardı böyle. O hareket onundur yani. O hareket ona yakışıyor. Yani çıkartı böyle Facebook'larda, Twitter'larda o pozu vermenin ne halin var? Hiç gerek yok. Doğal şöyle bak. En güzeli odur yani. Şimdi bu bardak Ozan İsa Koç'un bana hediyesi.
programa konuk aldım ben onu. Ondan öncesinde, bir hafta öncesinden bardağı verdi bana. Hediyeyi verdi daha doğrusu. Dedi, canlı yayında bunu açar mısın lütfen? Masandan dedi, ayırmayacaksın. Acaba diyorum biblo falan mı hani? Hmm. Yokluyorum. Söz de vermişim. Hmm, açamıyorum şey da içim içimi yiyor. Ozan İsa Koç hocamın hediyesi. Şahin gibi bakar diyor, yürekleri yakar diyor. Ekranları çıkar, meydanları yıkar. Sabah keyfi tabii ki Yeliz Akay. Çok ben güzel. De şey dedim hocam dedim, Şahin dedim. Keşke dedim ürkek güvercin dedim deseydinizin benim Şahin gibi mi bakıyorum dedim ki anla. Ondan sonra o da dedi yok dedi, zararsız Şahinlerdensin dedi. Çok cici bakan yani, güzel. Zararsız Şahinler. Şimdi de atmaca deyince böyle değil mi? Hani böyle evet, yırtıcı Şahin deyince yok yani bizim öyle bir ne derler? Öyle görüntümüz bir, de yok böyle. Öyle bir görüntümüz de yok. Onlardan da öyle bir görüntümüz yok. Onlardan olma gibi bir niyetimiz de yok. Yok. Onlardan olanlar söylemiş da bizden uzak dursunlar. İşini en iyi anlamda yapan anlamında söylemiş hocamız size. Evet. Yani evet. Şahin hani güçlü iradeli evet, kapar. Değil mi? Göklerin meydanlı yani, meydanlara çıkar diyor. Bak, mesela karada aslanlar vardı yani ormanların kralı aslandır. Havada da sanırım kartallar mı? Hocam çok değerli bizler için değil mi? Bakışları çok fenadır kartallar yani ama evet. Yeliz'cimin bakışları çok güzel. Çok yani değerlisin İsa Koç hocama tekrar buradan saygılarımızı sevgilerimizi gönderelim. Kızı ve oğlu Ahmet Koç, Cansu Koç babaları evet, kendisi. Yani değerli. Çok değerli bir üstad. Evet. Çok güzel bestelere, çok güzel sözlere imza atmış. Türkiye'de hakikaten ozan anlamında yaşayan bir efsane. Biz de buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Saygılarımızı gönderelim. İsa Koç hocam seni çok seviyoruz. Selamlar, sevgiler olsun. Sektörde mesela albüm yapmaya karar verdin. İşte hı, ilkini yaptın, ikincisini yaptın. Bunun yanı sıra TV programcılığı. Evet. Öncesinde gazeteciydim. Hı-hı. Kültür sanat haberleri yapıyordum magazinsel. Evet. Ama şey magazin derken hani bu biz sanatçı dostlarımızın, meslektaşlarımızın güncel ve özel hayatlarıyla alakalı bir maddelik değil. Sen şimdi gazeteci değil. Bir dakika benim sana malzeme ha, vermemem lazım. Ha, yok. Gün olur devran döner sen bu malzemeyi kullanırsın. Mesleğe mi vallahi, vallahi gazetecilerden korkuyorum. Işte ben onu açıklamaya çalışıyorum. Hayır şey öyle bir haber yapmıyordum. Benim daha çok kültür ağırlıklı. Kültürel. Hani kültür muhabiriydim. Kültür sanat muhabiriydim. Böyle evet, bir gazetecilik dönemimiz oldu. Onun dışında evet albümün yanı sıra televizyon programlarım evet, oldu. Senin gibi, senin kadar güzel olmasa da nacizane hazırlayıp sunduğumuz programlarımız oluyordu. Böyle çalışmalarımız vardı. Kısmet olursa yine tabii ki projelerimiz var. Ama biliyorsunuz bahar geldi. İnsanlar kışı nasıl geçirdiler bilmiyorum ama inşallah herkesin iyi geçmiştir. Evet. Rabbim bütün insanların inşallah yazını yaz yapsın bu yıl. Her şey güzel değil olsun. Mi? Değil yani mi? İnşallah. Şart, güzel türküler de vardır ya siz yorumcular evet, söylersiniz çok güzel. Türkiler yazımı kışa çevirdin. Oo Neşet Baba yazımı evet, kışa çevirdin. Orada da Leyla'ya diyor yani yazımı evet, kışa çevirdin diyor. Ama ah, zaten her birinin böyle bir ilham geliyor böyle Leyla'sından tutun işte. Bir aşkı sevdası illa bir isime değil. Aslında orada isim olarak da geçmiyor da yani tabii, işte... Mecnun bile yani Leyla aşkıyla yanıp tutuşurken Allah aşkına erişiyor. Evet. Leyla'yı getiriyorlar diyor ben Leyla'yı ne yapayım diyor. Bir dakika o çok dikkatimi çekti. Güzel Leyla diye Allah evet, aşkına erişiyor. Evet. Ben diyor Leyla'yı getiriyorlar. He. Ondan sonra Zafer'cim Leyla'yı getiriyorlar diyor ki ben diyor Leyla'yı ne yapayım diyor yani. Ben Leyla'yı ararken diyor Allah aşkına ulaştım Allah aşkını buldum diyor. Leyla'yı ne yapayım diyor yani. Bununla ilgili ne kadar güzel. Şimdi TV programcılığı bak laftan lafa geçiyoruz. TV programcılığı çok başarılı programlara imzalar attın. Çok keyifli programlar yaptın. İnşallah var mı önümüzdeki yeni sezonda ya da yaz sezonunda böyle bir tatil programı tarzında? Bu yazki hayalim ne biliyor musun Yeliz? Allah nasip etçesi bana onu nasip etsin. Tabii Rabbim ne yazdıysa olur. Evet. Konser. Oo, onun konserler. Kadar çok güzel, keyifli bir şey yok. Bütün ya gidiyorsun. Nerelisin? Ben aslen Erzurumluyum. Ankara'da doğdum büyüdüm. Aslen Erzurumluyum. Orası Dadaş'ız. Ne güzel. Gidiyorum senin o güzel Erzurumlu Dadaş insanlarını görüyorum. Sizin yemeklerinizi yiyorum. Değil mi? Onların yöresel, sevgisini içime çekiyorum, hissediyorum, görüyorum, dostluklar kuruyorum ve konser veriyorsun. Yani konser, halk konseri kadar güzel bir şey yok. Değil mi? Türkiye'nin dünyanın en büyük kulübüne çık, barına çık. Haz almıyorum ama o insanların o doğal hali hayretle seni bekliyorlar. Kim geliyor işte? Mesela, haşa ben kendime örnek veriyorum. Hani kendime Zafer Toprak veya Kenan Doğulu seviyorlar ya seni. Farklı büyük bir heyecanla mi bekliyorlar? Değil mi? Tabii sen o elektriği Yeliz'im hissediyorsun o kişinin gözlerinde, sana bakışından. O empati değil mi? Bambaşka bir şey. Ama bir bar ortamında nasıl olsa İstanbul'da sanatçı herkes, dostlarımız çıkıyor. Evet. Geliyorlar. Sen şarkını söylüyorsun onlar öyle. Sen orada sahnedesin. Bu şekilde...
halkta daha güzel oluyor aslında. Halk konseri de böyle. Şu şekilde. Şimdi senin konserin var. Halk da böyle çok tabii. Güzel bir şekilde. Doğru böyle. Değil mi? Evet, değil mi? Gerçekten değil mi? Öyle. Şimdi biz sunucuların zaten. Da ekstraları şenlikler oluyor. Evet. Yani sunum işleri oluyor. Bahar evet. Şenlikleri oluyor. Farklı festival işlerimiz oluyor. Yani. Biz de o zaman halkla bütünleşiyoruz. Yeliz'im sizin de hayran kitleniz. Yazın. Şimdi seni bu televizyon kanalından, Ekin TV'den. Hayır. Ama gerçek. Evet. Şimdi bu Ekin TV uydu üzerinden uzaydan aldığı frekanslarla şu an tabii. Seni her sabah dünyanın her yerine ulaştırıyor. Tabii. Teknoloji. Şimdi seni görüp de ay ne tatlı kız ne kadar güzel olsa da bir tanısak bir sohbet etsek diyen bir sürü bayan sevenlerin, erkek bay sevenlerin vardır. Sen gidip de bir sunuculuk yaptığın zaman onlar da seni yakından görüp seninle bir merhabalaşmalar onlar için bir mutluluktur. Ay yakından yani... ne kadar güzelmişsiniz Yeliz Hanım, ekrandan daha bir çirkin görünüyorsunuz diyorlar vallahi. Bak Yaşar kafa sallıyor. Gerçekten öyle mi? Bak yakından daha güzel misiniz diyorlar. Efendim lensli gözlerim yani. Öyle bir şey değil hani. Lensli falan. Mi? Evet lensli değil. Kendi gözlerim. Ekstralar hani sanatçıların olur ya. Evet. Ekstraları. İşte düğünler olur. Ondan sonra yok derler. İşte biz ekstralardan kazanıyoruz. Albümlerden kazanmıyoruz. Gerçekten öyle mi? Yani öyle. Düğünlerden sahne aldığınız yerlerden mi kazanıyorsunuz? Evet. Şimdi dediğimiz gibi albümden bize bir şey zaten. Hiçbir şey daha doğrusu. Yani çünkü albüm olayı artık bitti. Şimdi herkes dediğimiz gibi internet ortamlarında indirmeler, işte müzik indirmeler. Albüm satılmıyor ama albüm nedir? Bizim bir etiketimiz yani isim için çok değerli böyle yapmamız gereken işte bir etiket, bir kimlik yani sonuçta. Veya bir kart izledik. Evet, aynen öyle. Hani bir iş adamıyla görüşmeye gittiğinizde evet. Derler, seksicim buyurun kartınızı, albümünüzü veriyorsunuz. Ama albümden kazancımız olmuyor. Nasıl? Zafer arkadaşımızın dediği gibi bizim için konserler çok önemli. Maddi olmasa da maneviyatı çok büyük değerli. Değil mi? Ve insanları oraları görmek yani oraları sesimizi duyurabilmek, orada olmak gerçekten çok güzel. Fatoş'un senin şey. Var mı? Fatoş Eren'in var mı? Yazın konserleri, var, turneleri evet. Yurt dışında. Var. Almanya'dır, ne bileyim Fransa'dır evet, falan. Evet, olacak inşallah. Menajerimiz ayarladı. Çok güzel. Çok güzel yerler var. Bu sene çok güzel konserler vereceğiz. Ve bu sene içerisinde dediğim gibi olmasa dahi ikinci albümümüz. Seneye inşallah kesin seyirciler. Tutardı vereceğiz evet. Olsun. Fatoş'um albümü yaptıktan sonra mesela tamam basının, yazılı basının, görsel basının da albüm konusunda, senin de fikrini alacağım Zafer Toprak. Albüm konusunda, türküler konusunda ya da şarkılar, parçalar konusunda desteğinin olması gerekiyor. PR'ının yapılması gerekiyor. Ama sanatçıların ne kadar çok ile ulaşırlarsa, evet. Ne kadar çok ilde yurt içi konser ve turnelere ağırlık verirlerse... Fatoş'um o kadar çok kitlelere hitap ediyor değil mi? Bundan dolayı mı hani konser ağırlıklı işler yapmak istiyorsun? Konserlere ya da ağırlık veriyorsun, evet, turnelere. Evet, aynen böyle bu şekilde olmasını istiyoruz. Şimdi biz ilk albümü yaptığımızda zaten, hiç klip çekmedik. Klip olayımız olmadı albümde. Öyle fazla bir sesimizi duyurma imkanımız da olmadı. İnşallah işte dediğim gibi... bu sene işte bu single'ı hazırladık ama single'da demeyeceğim artık albüme doğru gidiyor. Albüm yavaş diyeceğiz. Yavaş, yok şekerim evet. Albümde. Aynen. Single'da yavaş mi? Yavaş albümde. Evet, eserlerimizi hazırlıyoruz ya tamamlayınca tam bir albüm hazır olacak. Zaten eserler bittikten sonra albüm çok kolay. Önemli olan eserleri işte bulup zaten... Doğru ikinci... eserler bulup evet, değil mi? Evet. Zaten onun için bayağı bir uzadı. 4 sene olacak benim albümün ara vermem. Bu da gerçi kayıp olmadı benim için ama ne oldu? Eserler yazdım, eserler ürettim. Evet. Kayıp değil benim için. Sonuçta daha güzel ne yani daha güzelini yapmak değil için. Mi? Evet zaman. Zaman. Üzerinden ne kadar evet. Çok mesela bir edebiyatçı da böyle, evet. Bir yazar da böyle aslında değil mi Fatoş'um değil mi evet. Zafer'cim? Hani bir şeyi yazıyor mesela onun diyor pişmesi gerekiyor, onun evet. Diyor zamanını evet. Doldurması, oturması gerekiyor diyor bazı şeylerin. Geriye dönüp baktığımda diyor yani bir hafta öncesine, bir hafta sonra diyor o yazıya. Yazdığım yazıya tekrar dönüp baktığımda diyor bir şeyler daha diyor oturmuştu ve diyor evet. Onun devamı geliyordu. Bunun için de bir süreç lazım değil lazım, mi? Bir süreç evet. Kayıbımız gerekiyor. Yok. Aksine kayıp tabii. Değil. Kayıp değil gerçekten çok güzel bir zaman içerisinde çok güzel şeyler yapacağımızı böyle işte daha detaylı bir şekilde gözden geçireceğimiz böyle. Fatoş'um
sektörde bu tabii benim fikrim. Zafer'cim bilmiyorum katılır mısın bana? Çok böyle basit sözlü şarkılar yazmaktansa evet. Hani böyle saçma sapan hakikaten yani doğru. Saçma sapan diyeceğim. Saçma sapan boş sözler yazmaktansa bu her şeyde müzik sektöründe var, geçer. Popunda da var, Türk halk müziğinde de var. Canım Türkü'yü mahvetmiş mesela. Hmm. Türk sanat müziğinde de var. Alternatif pop diyoruz ya hani böyle o müzik tarzlarında da var. Saçma sapan şeyler yazıp da insanların önüne sunmaktansa ne yaparsın? O süreci beklersin. Evet. Daha derine inen, daha anlamlı şarkılar oluşturursun, besteler oluşturursun. Öyle bir albümü izleyici, dinleyici alır. Bütün eserleri de dinler. Ben büyük bir beğeniyle dinler. Şunu da söylemek istiyorum. Zaten ona zaten türkü denilmez. Ben şu anda yaptığım halde ben eser olarak söylüyorum. Değil mi? Türküler ölümsüzdür. Yani daha henüz kimler söyleyecek, kimler nerelere varacak. Ondan sonra eğer olursa türkü olacak diye değil düşünüyorum. Mi? Kesinlikle. Evet. Zafer Toprak, benim sana bir sorum var. Evet. Şimdi Ozan Doğulu'yla sen çok güzel bir eser çıkarttınız ortaya. Ortaya çıkarttınız. Pop alanında daha çok senin. Hani yani, Türk halk müziği de var ama pop. Evet Türk halk müziği de var. Doğru. Şöyle açıklayalım. Tabii ki senin her gün değişik konukların olduğu için konuk almadan önce tabii ki onların hakkında tabii ki şüphesiz bilgilerim vardır. Tarzları hakkında. Ancak şöyle söyleyeyim. Bazı şeyleri de ben biz sanatçılar sana yardımcı olup açıklamamız lazım. Hani tabii. Kendimizi ifade etmemiz lazım. Evet, Türk halk müziği var, türkü var, doğru. Ne var? Mesela bu albümde Kazman'a ısmarladım Nargile türküsü var. Anonim. Evet, çok güzel. Rahmetli Barış Manço okumuştu. Değil mi? Bir ne de şeydi, güzel. Moğollar mıydı? Ben hep onları... Moğollar, evet. Moğollar, önce doğru. Moğollar. Doğru, sonra önce Moğollar, Manço, ondan sonra Barış Manço. Sonra Haluk Levent, sonra ben. Ben niye okudum Yeliz'i? Baktım, hepsi çok güzel okullar. Hepsi çok güzel yorumlamışlar. Ağızlarına sağlık. Hı-hı. Yeliz, ben Kazmanlıyım. Kars Kazmanlıyım, Kafkas'ım ben. Çok güzel. Tabii. Ya dedim Allah'ım yarabbim ben küçükken annem böyle hani kavanozlarda böyle şeyler tutarlar ya. Kışlık hı-hı, yemekleri yazın evet, yemek için böyle evet. Ne diyorlar onlar kavanozlarda tutar. Kavanozlarda ya ne çorba tarhana falan vesaire evet. Vesaire. Alırdım evet, o kutuları. Yaparlar, evet kışlık yaparlar kışlık. Ben onu alırdım davrukamız olmazdı böyle falan. Kazmana ısmarladım nargele nargele. Aa çok güzel. Sonra yıllar sonra Haluk abi çıktı. Arkadaş parçayı aldı yerden yere yerden çok yere güzel okudu süper. O gür sesiyle o şey sesiyle ne derler kükürüyor yani evet. Resmen. Nasıl aynen bir kutluğa vardı. Parçayı uçuruyor. Kozmana böyle değil mi? Çok süper. Güzel. Ben de okuyacağım dedim ben de okudum. Albüme koydun. Var türkü. Peki türkü özür dilerim bir dakika hemen araya gireceğim. Sorumu unuturum yoksa. Şimdi Zafer'cim bir Türk halk müziği düşün. İki canmaz bir şey olamaz. Aynen. Sen zaten pozisyon olmadı. Evet bir dakika. Biz ben ağır durayım ama. Atman bir dakika sen ağır dur bir dakika. Bir dakika sorumu unutacağım yoksa. Zafer'cim. Evet. Ben ya. Bak hemen soracağım sormam lazım. Ozan Doğulu gibi çok güçlü isimlerle Türkiye'nin hakikaten enleriyle çalıştın. Çalıştım. Zafer Toprak Allah'a şükür çalıştın. Olsun, çalıştım. Neden bir Türk halk müziği parçasını altını böyle altını üstünü deşifre böyle remix soundlarını değiştirip Ozan Doğulu'yla bir düet tarzı bir şey. Neden yapmadın? Sorumu sordum evet. Doğru çok güzel bir soru. Şöyle çok güzel bir soru. Az önce de sen söyledin ya parçaları deşifre ediyorlar, katlediyorlar. Çok evet. Güzel türküleri. Evet. Mesela rock grubu altında sizlerin okuduğu güzel türküleri öyle bir okuyorlar ki Yeliz şaşırıyorsun. Yani şimdi fazla yorum da yapmak istemiyorum. Onu var dediğim... evet ben programıma da konuk almıştım biraz. Yani katledilme durumları söz konusu evet burada bir şey yapamayacağım. Acayip yani, şeyler bakmasın. Falan. Evet. Böyle yapacaksan hiç yapmaz değil mi Yeliz? Değil mi? Yapacaksan Ozan abi gibi ya. Değerli müzisyenleri arkana evet. Almışken onlardan evet. Destek almışken daha böyle güzel hem gençlerin hoşuna gidebilecek batı sanatlarında. Hem de geçmiş jenerasyon, hani büyüklerimizin de dinleyebileceği bir şeyler yapılabilir. Bunlar evet. Zor değil. Değil doğru, öyle bir şey düşünmedik. Ama yeni albümde belki Allah büyük olabilir Yeliz'ciğim. Bak, biraz önce seslendirdiğin o güzel yorum bizden değildir. Klaplarda, bunun garantisini veriyorum bu yaz, klaplarda, plajlarda çalınabilecek bir türkü. Ay şarkı yani. Güzel evet. Şarkı. Yani kesinlikle çalınır çünkü sound'u çok sağlam. Evet. Şeyde evet. Okumuştum ben bunu Ebru Akel hanımefendi de kendisi bir dönem Kenan abiyle, Kenan Doğulu'yla biliyorsunuz bir flört dönemleri vardı. Öyle miydi?
Öyleydi. Öyle miymiş? Öyleydi. Evet doğru. Hani... Ebru Aykel doğru. Ben bak de... gazeteci olduğu için bak yani ben hafızamı şöyle bir yokladım. Evet doğru Kenan'la evet. Bir dönem aşk yaşamışlar. Flört dönemleri olmuş bak gazeteci. Şimdi Fatma Gül'ün suçu ne? Kenan Doğulu'nun suçu ne? Fatma Gül'le evet. Allah mesut etsin. Allah mesut bahtiyar etsin. Kimsenin aşkında gözümüz yok yani. Yok. Ben konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar da demesinler ne saçmalıyor bu çocuk. Sonu konuyu bağlayayım unutma da. Estağfurullah buyur. Ne diyecektim ben? Yok. Aklımda şaka yaptım. Ben Ebru Aykel'le Kenan abinin o ara flörtlerini unutmuştum. Konuya girdim. Bizden değildir okudum ilk şarkı olarak. Evet. Ebru ablanın da programında. Zafer de Ozan Doğulu'yla falan çalışmasın. Hani konulara girdik Doğulu'lara. Gerçekten o da sağ olsun Kenan abiden ayrılmış olmasına rağmen çok güzel övgüler de bulundu Kenan abi için. Çünkü Ozan Doğulu, Kenan Doğulu gerçekten Amerika'dan soundlar getiriyorlar. Değil mi? Oradaki altyapıları Türkiye'de işliyorlar ve karşılığını alıyorlar. Sibel Can'la bile mesela Ozan Doğulu'nun birlikte yaptıkları böyle konserler var. Ondan sonra normal halk konseri İstanbul'un belli yerlerinde. Ama onu bile kameramanlar çekmiş. Çok da şık böyle bir, çok da kaliteli bir müzik programı, müzik eğlence programı tarzında. Ben ulusal bir kanalda izlemiştim. Hakikaten çok keyif aldım. Sibel Can ki ağır okuyan bir kadındır. Evet. O parçaların altına o müzikleri bir döşedi. Ay nasıl hoş oldu. Şarkı bambaşka bir boyut aldı, boyutlandırıldı Ozan Doğulu tarafından. Peki Kenan Doğulu'yla ya da işte Ozan Doğulu'yla güzel bir mix, güzel bir ortak bir düetiniz var. Kenan Doğulu'yla böyle bir düşünceniz oldu mu? Hani ya da bir beste aldın mı? Ya şöyle Kenan abi gerçekten değerli bir insan. Seviyorum ve mesleğinde de sanatında da gerçekten number one bir noktada. Ancak tarzlarımız farklı olduğundan olsa gerek Kenan abiyle böyle bir düşünceye girmedin. Böyle bir düşünceye kapılmış olsam benimle düet yapar mıydı? Orası da meçhul. Allah bilir. Niye? Ama yine ben Zafer Doğulu Fatma var. Fatma Gül mi izin vermezdi yoksa? Bombayı patlattım bak. Zafer bırak bak. Bombayı patlattım. Fatma Gül mi izin vermiyor? Hani ben de yapacaktım düetler Fatma Gül. Ah o Fatma Gül'e saçını başına şöyle bir dur. Şöyle. Düşünmedim. Evet. Ama gerçekten Yeliz'cim sanatçılar tarzını ve kendi... ruhunu belli bir süre sonra tam oturtuyor, buluyor. Evet, kimliğini. Ya aslında kimliğini buluyor. Evet, kimliğini ben buluyor. Ben buyum diyor, ben böyle okumalıyım diyor. Değil mi? Fadoş'cum senden güzel bir türkü alalım mı? Alalım evet. Şöyle sırada hareketli bir parçamız gelsin sevgili yönetmenim. Esiyor deli deli, ben canımdan ayrıldım, yüreğim yangın yeri. Dağların ılık yeli, esiyor deli deli, ben canımdan ayrıldım, yüreğim yangın yeri. Oy can o can o can o, Munzur'un kızı can o. Yandım ateşine ben, içimde sızı can o. Oy can o can o can o, Munzur'un kızı can o. Yandım ateşine ben, içimde sızı can o.
benim yangın yeri. Erzincan'ın güzeli yakar ela gözleri. Canım buradan gideli, yüreğim yangın yeri. Oy can o can o can o, Munzur'un kız can o. Yandım ateşine ben, içimde sızı can o. Oy can o can o can o, Munzur'un kız can o. Yandım ateşine ben, içimde sızı can o. Doktor istemem, yaralarımı sen sar. Türkülerde adın var, Munzur kokan güzel yar. Tabip doktor istemem, yaralarımı sen sar. Oy can o can o can o, Munzur'un kız can o. Yandım ateşine ben, içimde sızı can o. Oy can o can o can o, Munzur'un kız can o. Yandım ateşine ben, içimde sızı can o. Can çok güzel, çok güzel bir türkü aldı böyle bir yerlere götürdü. Evet. Sözümüz kime ait? Bana ait. Ay çok güzel. Çok kimden ederim. Aldın, nereden aldın İlhan? Çabuk söyle. İlhan'ın çok sevdiğim değerli bir arkadaşım ha, var. Ha. Yani şimdi hep hani erkekler, bayanlar, bayanlar, erkekler. Değerli arkadaşın kim? Yani. Çok söyle, çabuk, çabuk. Canan diye bir arkadaşım var. Canan kız arkadaşım Cano, var. Evet. Cano diye yaptık, da yakıştırdık. Çok ha, güzel bir arkadaşım. Çok, çok değerli. Bana da yaz be. Canolar seni burada yalnız bıraktın. Canolar. Bana da yaz o zaman. Bak arkadaşına yazmışsın. Hani bana, hani bana Fatoş Eren. Bana da yaz. İlham gelsin. Şöyle ilham gelsin. Bak ben sana güzel bakıyorum. Bak ilhamı veriyorum sana. Zaten şöyle gözleri derken bakacaktım şöyle. Acaba bana bakıyor mu bakmıyor mu diyor. Gözler sizde zaten çok güzel gözleriniz var. Teşekkür ederim. Şöyle diyeceksin. Sarı kafa yeşil göz böyle. Vallahi şimdi bak reklamlara gireceğiz. Reklam arasında senden istiyorum. Dört mısralık şöyle. Şöyle. Şey, hemen çıkartalım. Hemen, vallahi çıkart. Bak ilhamı veririm daha fazla. Bak veriyorum bak daha al ama. Tamam. Reklam ama arasında daha çok ilham vereceğim ben sana. Tamam. Hadi canım. Bakalım şöyle güzel bir reklam diyelim sevgili izleyenler. Malumunuz para kazanmamız gerekiyor. Reklamlardan sonra bizler buradayız. Kanallarınızı sakın oynamayın. Ayarlarınızla oynamayın. Estetikten modaya...